Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Naim Süleymanoğlu'nun ailesi efsane halterci'nin kayıp kızını bulmak için harekete geçti. Kayıp kızın annesi iddiaya göre Japon bir gazeteci. Naim Süleymanoğlu'nun 27 yaşında olduğu tahmin edilen kızının adı ise Naomi. Evet Naim, olacak. Oluyor, oldu. Oldu, bravo Naim. Hayatını kaybeden efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun Japonya'da Naomi Mori isminde bir kızı olduğu ortaya çıktı. Süleymanoğlu'nun ailesi kız çocuğunu bulmak için harekete geçti. Ailenin elinde bugün 27 yaşında olduğu tahmin edilen Naomi'nin çocukluk fotoğrafı var. 18 Kasım'da hayatını kaybeden efsane halterci Naim Süleymanoğlu 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonluğu ve 46 dünya rekoruna imza attı. 50 yaşında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun 3 kızı vardı. Ancak iddiaya göre yıllar önce Japon bir gazeteciyle yaşadığı birliktelikten de bir kızı daha olmuştu. Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre Süleymanoğlu'nun ailesinin 1990 ya da 1991 yılında doğan Naomi'yi aradığını söyleyen isim efsane halterciye çok yakın bir kişi. Eski Halter Federasyonu As Başkanı Zeki Türkeş'ti. İddiaya göre Naim Süleymanoğlu Japon kızının gazeteci annesi olan Kyoto Mori ile 1988 Seul Olimpiyatlarında tanıştı. Ve genç gazeteci 9 dünya 6 olimpiyat madalyası olan Naim Süleymanoğlu ile röportaj yaptı ve işte o haber sırasında da ikilinin arasında bir yakınlaşma oldu. Süleymanoğlu son dönemde ailesine sürekli Japonya'da yaşayan kızından bahsediyordu. Ünlü halterci ölümünden kısa bir süre önce verdiği bir röportajda hiç evlenmediğini ama çocukları olduğunu söylemişti. Türkiye'deki eşinden 3 kızı olduğunu ve bir kızının da yurt dışında annesinin yanında yaşadığını söylemişti. İddiaya göre çift olimpiyat süresince görüştü, bir süre sonra da Kyokin Mori Türkiye'ye yerleşti. İddiaya göre ikilinin 90'lı yıllarda Ankara'daki bir doğum evinde bir kız çocukları dünyaya geldi ve Naim'i çağrıştırsın diye de kızlarına Naomi ismini verdiler. Ancak ikili evli olmadığı için Süleymanoğlu'nun Japon kızı annesinin soyadını aldı ve kayıtlara da böyle geçti. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi. 2 yıl birlikte yaşayan çift 1993 yılında bir kıskançlık krizi yüzünden yollarını ayırdı. Kyoki Mori kızını da alıp Türkiye'den ayrıldı ve bir daha da dönmedi. Efsane haltercinin ailesi mirastan Naomi'ye düşen hakkı da vermek istiyor. Ama annesi olan Japon gazeteciye bir türlü ulaşılamıyor. Efsane ismin filmlere konu olacak hayatı şimdi de yeni ortaya çıkan bir çocukla gündeme geldi.